Ben Çetin Karaca, 1977 doğumlu, Ardahan Çıldır, Yukarıcambaz Köyü muhtarıyım. Köyümüz yaklaşık şu an 120 hane. Bunun 85 hanesi sürekli burada kalan, 35 hane yakında yazlık olarak git geli olan bir şey var. Daim olarak burada 300'e yakın nüfusumuz var. Köyümüzün onda biri desem şu an burada değil. Geri kalan hep gurbette. İstanbul'da yaklaşık 2500-3000 haneye yakın bir nüfusumuz var, ailemiz var. Bunun haricinde İstanbul'un haricinde Ankara, Bursa, Adana gibi illerimize dağılmışlar. Vakti zamanında memleketimiz aşırı bir göç vermiş. Hala da vermeye devam ediyor. Bunlardan başlı sebeplerden de işte geçim sıkıntısı. Buranın geçim kaynağı tamamen hayvancılık üzerine. Tarım diyemeyeceğim çünkü memleketimizde iklimden dolayı tarıma elverişli bir iklimimiz yok bizim. Tamamen hayvancılık odaklı buranın geçim kaynakları. Ama şunu söyleyebilirim. Normalde bizim memleketimiz Ardahan ili, özellikle Çıldır ilçesi göç veren değil, göç alan bir bölge olması lazım. Şu anlamda Ardahan ilinin Çıldır ilçesinin iki tane sınırı açılan bir kapısı var. Aktaş kapısı, aynı zamanda demir yolu kapısı. Ve bunun haricinde de Çıldır'ın tabiri caizse bir denizi, bir de gölü var. Yani Çıldır Gölü ve Aktaş Gölü diye geçer bunlar. Çıldır Gölü, Aktaş Gölü hem yaz hem kış turizmine çok elverişli bir yer. Kışın yaklaşık 1,5 metre buz tutar. Eşi benzeri olmayan 17-18 kilometrelik bir buz pisti düşünün. Bunun haricinde yazın içinde çok güzel balığı olan, ben şöyle söyleyeyim, benim ilk dönemim olduğu için ben özellikle gurbette yaşayan gurbetçilerimizle çok içli dışlıyım. Hemen hemen birçoğuyla da irtibat halindeyim. Ve onların buraya dönüş yapması için hani işini, gücünü, şirketini alsın, Ardahan'a, Çıldır'a gelsin demiyorum. Ama en azından gelip de burada bir yazlık yapabilir. Yani burayı terk etmemeler lazım. Köyümüzün birlik beraberlik konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Burada herkesin birbiriyle bir kan bağı vardır. Ufak tefek şeyler mutlaka oluyordur yani her toplumda olduğu gibi. Ama genel itibar olarak hayırında, şerinde, işte düğününde, cenazesinde, iyi gününde, kötü gününde hemen hemen herkesin her şeyinde bulunur. Buraları özel kılan bir tarafı vardır, onu da söyleyeyim. Burada insan ilişkileri her şeyin üzerindedir. Yani akraba ilişkileri, insan ilişkileri siyasetten de, maddiyetten de her şeyden ön planda gelir. Misafiri çok seven bir toplumdur burası. Önceden okullarımız aktifken memleketimize dışarıdan gelen, batıdan gelen, Akdeniz'den gelen öğretmenlerimiz vardı. Geldikleri zaman bir boşlukta hissederdiler kendilerini. Fakat dönüşte mutlaka ama mutlaka gözyaşıyla ayrılırlar buradan. Bu kadarı da değerlidir yani burası. İnsan ilişkilerine çok değer veren bir yerdir. Şöyle söyleyeyim. Devletine, milletine, mukaddes değerlerine çok bağlı bir toplumdur. Hamdolsun bugüne kadar da hiçbir devletini, bayrağını, toplumu tehdit eden hiçbir girişimi olmamıştır. İstanbul'daki derneğimiz her şeyden önemli tarafı bir şey söyleyeyim. İnsanları bir araya topladı. Topladığı şey şu. Artık hayat şartları mı desem, imkanlar mı desem,
aşırı derecede bir kopukluk yaşanıyor. Yani ben kendimden örnek vermek istiyorum. İstanbul'a gittiğim zaman bırakın komşumu, kendi ailemden, kendi sülalemden, kendi kan bağımdan tanımadığım bir sürü insan var. Dernek en azından cenazelerde böyle bir organizasyon yapıyor. Yılda bir sefer olsa bir gece düzenliyor. İnsanlar birbiriyle kaynaşıyorlar, tanışıyorlar. Yani bunun katkısı çok fazla. Ha, bütçesi ile işte yani alakalı şeyler. Çok ciddi kaynakları da yok, onu da söyleyeyim. Hiçbir şey olmasa derneğin atmış olduğu mesajlarla İstanbul'da, Ankara'da kimin hayırı var, kimin şehrin var, kimin cenazesi var, kimin düğünü var, en azından bilgi sahibi oluyorsun. Sayın Başkanımızın ben yakından takip ediyorum. Birçok özellikle derneğimiz üzerinden de gittikleri zaman hiçbir zaman kendilerini boş çevirmemiş. Gerek köyüm, gerek bölgem adına kendilerine şükranlarımı, saygılarımı iletiyorum. Özellikle sizleri buraya kadar yönlendirmiş. Böyle bir çalışma başlattığı için bu duyarlılık demektir. O duyarlılığından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah, çok istiyorum. Bu kışın İstanbul'a geldiğim zaman bir randevu alabilirsem kendilerini de bizzat ziyaret etmek istiyorum yani. Gökçe oğluna Yavuz Gökçe, 1947 doğumluyum. Doğuma büyüme buradayım. 68-69 yıllarında burayı yeğenlerimle, ailemizle beraber terk ettik. İstanbul'a, Ankara'ya, daha Almanya'ya kadar gittiler. Biz amcam oğulla beraber, amcam oğul halen görevde olmasına rağmen tekrar köye, evlerimize geri dönmek mecburiyetine kaldık. Mecburiyeti değil de isteğimize göre geldik. Gönül arzu eder ki diğer ailemizin de gelmesini. Köyümüz olarak halkımız, ben işte doğma büyüme burada olduğum için çok şükür Allah'a bugüne kadar herhangi bir yanlışlık yok hiçbir konuda. Çalışıyor herkes kendisiyle, çeliyle, çocuğuyla. Ben Kurbat'a ilk gittiğimde 70'ten 91'in 3. ayına kadar Kars'ın içerisinde ekmek fabrikasını çalıştırdım. Halen devam ediyor benim adıma değil de başkasına da ara ekmek fabrikası olarak. Sonradan İstanbul'a naklettik. Orada inşaatla uğraştık, tekstille uğraştık. Ama şu anda emekliyim, köydeyim. Köyümüzde birlik, beraberlik, saygıdan öte hiçbir şey yok. Hep saygı. Yani baktığın zaman dersin ki bunlar hepsi amcaoğlu. Öyle bir saygı var. Bugün bir toplantıya gittiğin zaman büyükten küçükten herkes kime yer vereceğini, kime buyur diyeceğini biliyor. Yani takdir edilecek bir köydür bize göre. Diyorum yani bu şu anda Allah korusun, cenazemiz de olsun, sağlığımız da olsun, hastalığımız da olsun. Herkes koşar. Hep birlik, el birliğiyle. Gerek ne varsa yapılır. Gurbetçilerimize ben özellikle herkesten özellikle geri dönmelerini istiyorum. Hele hele emekliler. Çünkü bizim burası yaşantı yeri. Yaz sezonunda yaylamız var, dağımız var, arazimiz var. Çok güzel yani zaten Çıldır Gölü yakın, Çıldır Kazamız yakın. Yani illa da ben Antalya'da denize gireceğim diye bir kayda yok. Buraya dönüşünü isterim yani. Bizim çiftçilikte köy olarak şu anda çok iyiyiz. Eskiden böyle yok yani hiç tarım alet olarak hiçbir şey yoktu. Her şey affedersiniz hayvan sırtında yapılan bir işti. Şimdi çok şükür herkesin evinde traktör var. Traktörün malzemeleri fazlasıyla var. Bundan da gelişimi çok iyi. Kazanç da iyi. Gelir de iyi. Ama çalışıyorlar. Gerçi biz emekli çalışmıyoruz ama onlar çalışıyorlar. Esenler Belediye Başkanımıza sizleri buraya gönderdiği için her konuda teşekkür ederiz. Sağ olsun. Bizim de Çıldır yani işte köyümüz olarak Esenler'de oturanlar da çoktu. Onların da hepsine
Şiklere, büyüklere hepsine saygı, sevgi gönderiyorum. İyiyiz yani, Allah'a çok şükür. Onlar da herhalde anladığım kadarıyla Esenler Belediyesi Başkanı'nı seviyorlar. İnşallah sonu da iyi olur. Ben Ardahan Çıldır, Yukarı Canbaz Köyü'nden Tekin Gökçe. Aslında İstanbul'da ikamet ediyorum. Burada bir ev yaptım. Genelde yazlar bir 15-20 gün gelip kalıyordum. Fakat pandemiden dolayı, evden çalışmadan dolayı bu sene, 1,5 seneye yakın evde kaldım. Kışı da burada geçirdim. Benim için çok güzel oldu. Pandemi bana yaradı açıkçası. Şimdi evden çalışıyorum. İşte mesai saatlerinin dışarısında işte zamanımı geçirmek için köyü dolanıyorum, dolaşıyorum. Bu konuda çok mutluyum. Yani köyde yaşamaktan çok mutluyum. 1971'den beri İstanbul'da yaşıyorum. Ben 61 doğumluyum, 1961 doğumlu. Yazları okul paydoslarına gelirdim. Bir 2-3 ay kalır giderdim. Ama buranın özlemi, buranın sevgisi bende bitmedi bir türlü. Sürekli buranın özlemiyle yaşadım. İşte o özlemle burada bir ev yaptık. İyi de oldu yaptık yani. İşte fırsat buldukça kaçıyorum buraya ben açıkçası. Geliyorum. Bana şunu önerirseniz, Dubai'de 7 yıldızlı otel mi, Canbaz'daki dağda mı yatarsın deseler, gelir burada yatarım, o Dubai'deki otele gitmem yani açıkçası. O kadar bir sevgim var benim buraya. Bu nedenden dolayı köyümü çok seviyorum. O Kozmopol'de, o kalabalıkta, o şeyde sabah kalkıp sokağa adım attığından itibaren stres başlıyor bende. Biraz da yapı olarak gergin bir insanım. O gerginlik bitmiyor. Yani trafikte dur kalk. Bugün ben Ardahan'a gittim geldim. Tek başıma, araba yok. Trafik yok. Dur kalk yok. Hiçbir şey yok. Ama orada maalesef öyle değil. Yani Kartal'da oturuyorum. Kartal Kadıköy 20 kilometre. 1,5 saate gidiyorum E5'ten oraya. Arabayla 1,5 saate dur kalk. Günün her saati böyle ama. Hani deseniz ki bu saat trafik serbesttir gideceğim. Mümkünatı yok yani. Mecburen o trafikte takılıyorsun yani. Ama köy? Köy öyle değil maalesef. Yani maalesef demeyeyim de köyün doğallığı. O pandemide 15 gün kapalı kaldık. Herkes içerideydi. Ben dağlarda taşlarda geziyordum yani. Maske takmıyoruz biz burada. Çünkü maske takacak bir şey yok. Bu havada virüs de yok yani. O kadar bol oksijen var. Evet. Vallahi baştan söyledim. Yani ben köyümü çok seviyorum. Onlar da büyük ihtimalle çok seviyor. İnanın. Fırsatları olsa tamamı gelir buraya. İmkanları olsa, bir teşvik olsa, ne bileyim devlet, işte belediye, bilmem şu bu dese ki sana ev yapacağım orada. İnanın %90'ı gelir buraya. Durmaz. O kadar özlemleri var ki biliyorum ben onu, hissediyorum. Gidiyoruz işte bazı toplantılara katılıyoruz oradaki komşularımızla, akrabalarımızla konuştuğumuz zaman buranın özlemi bitmiyor. Zaten konuştuğumuz mevzu bura. Biz siyaset miyaset konuşmayız yani. Genelde konuştuğumuz mevzu köydür, akrabalıktır, geçmiştir, gelecektir. Böyle yani. Hepsinin özlem duyduğunu çok iyi biliyorum yani. Biz Kafkas göçmeniyiz. Yani Şeyh Şamil torunuyuz. Bize terekeme derler, kara papak derler. Terekeme bir Oğuz boyudur. Özbeöz Türk'üz. Yani biz Oğuzlardan gelmeyiz. Türk'üz. Kafkaslardan göç etmiş, gelmiş dedelerimiz buralara yerleşmişler. Yani terekeme olarak çok, toplum olarak çok dürüst, sadık, namuslu, devletine, milletine, Türk milliyetçiliğine çok sadık bir insanlarız. Yani aslında çok bilgiler var ama ben tam bilmiyorum işin açıkçası. Ama özbeöz Türk'üz yani işin açıkçası o. Dedelerim 1800'lü yıllarda var. Ondan önce büyük ihtimalle vardır burası. Canbaz ismini bildiğim kadarıyla yani kulaktan dolma burada bir affedersiniz hayvan pazarı falan varmış. İşte oradan canbazlık yapıyorlar. İşte o tür şeylerle den, evet o tür şeylerden gelen bir şey. İşte çok savaşlar görmüş. Çıldır, Kars, Ermeni bayağı bir şeylikleri var. Savaşları var burada. Halkımız bayağı o zamanlar çok büyük bir şeyler görmüş. Zulüm görmüş gerçekten. Dedelerimiz savaşmış. Canla başla yani kendi imkanlarıyla burayı kurtarmışlar yani bir şekilde. Çıldır sancakmış. İşte ilmiş bir sürü şeyleri var. Yani çok büyük bir tarihi var ama işin açıkçası biz de o konuda cahiliz yani bilmiyoruz.
Şimdi öncelikle size Esenler Belediyesi'nin görevlisinden ta başkanına kadar çok teşekkür ederim. 1600 kilometre kat edip buraya gelip bizlere zaman ayırıp bu kadar böyle bir şevkle çalışmanızı çok takdirle karşıladım gerçekten. Başkana da teşekkür ederim. Çalışanların tamamına teşekkür ederim. Başarılarının da devamını diliyorum. Yani amcamın da söylediği gibi bizim Esenler'de zaten Kars'ın %90'ı Kars Anadolu insanı. Demek ki seviyorlar, o kadar yüksek bir oyla da başkan olmuştur. Başarılar diliyorum.